Oturabilirsiniz. Evet çocuklar, bugün biraz iletişim konusundaki sıkıntılarımızdan bahsedelim istiyorum. Sağlıklı ilişkiler kurabiliyor muyuz? Ve özellikle tabii cep telefonlarımızdan bahsedelim. Telefon ne alaka hocam şimdi? Şöyle ki Tolgacığım, bir araştırmaya göre ortalama 3 dakikada bir cep telefonlarımıza bakıyormuşuz ve her gün internette geçirdiğimiz süre de yaklaşık 7 saat 29 dakikaymış. Bu çok ciddi bir süre değil mi? Hocam telefonu hayatımızdan kesinlikle kaldırmamız gerekiyor. Vallahi bak hala şey bile var mesela. Kızlara böyle DM'den yürüyen insanlar bile var. Tabii. Ne? Ben eskiden de sonuçta artık var ya benim. Eskiden değil mi? Neler vardı? Kafeye gidilirdi, çay içilirdi. Sen seversin böyle. O kadar haklısın ki Oğulcan. Gittikçe birbirimizden uzaklaşıyoruz çocuklar. Maalesef cep telefonuyla kurduğumuz ilişki, sıra arkadaşımızla kurduğumuz ilişkiden daha fazla. Mesela Berk. Efendim hocam? Sarp bir yıldır bu sınıfta. Onu ne kadar tanıyorsun? Hocam ben gayet iyi tanıyorum. Babamın oğlu olur da. İstiyorsanız anlatayım. Peki, anlat. Ama iyi bir özelliğini söyle bize Sarp. Hiç iyi bir özelliği yok hocam. Bir tane yok. Herkesin mutlaka iyi bir özelliği vardır Ömer. Yani illa söylemem gerekiyorsa bir şey. Cesur bir çocuk. Eyvallah Ömer'im. Biliyorum hayransın bana. Sıra sende Sarp. Sen de bize Ömer'le ilgili iyi bir şey söyle. Bence hiç gerek yok. Bekliyoruz söyle. Vallahi bir sahiplenme huyu var. İyi mi kötü mü bilmiyorum ama. İyi. Tabii ki de. Keşke sende de biraz olsa. Ayaz, peki sen Asiye'yi nasıl tarif edersin? İyi mi kötü mü hocam? Kötü bir özelliğim mi gördün ki? Yüzüme su fırlattım. Sen de ondan önce motorla beni ıslattın ya. Tamam çocuklar. Ayaz, Asiye'nin iyi bir özelliğini söyle bize. Güçlü bir kız. Kendi ayakları üstünde duruyor. Kendinden emin. Kimseye eyvallah yok. Öyle pek tanımıyorum ama bana öyle bir his bıraktı hocam. Ne oldu, hoşuna gitti? Yo, hoşuma gitmedi. Zaten öyle olduğunu biliyorum çünkü. Yasmin, sen de bize Tolga'nın iyi bir özelliğini söyle. Hocam çok dürüst, çok merhametli, çok cool, çok zeki, çok tatlı, çok eğlenceli. Daha fazla saymama gerek var mı? Bir dakika ya, siz o kadar yakın arkadaş mısınız? Ya sadece yakın değil, aynı zamanda. Ben oğlum sussana. Oğlum dürüst olsan, sevgiliyiz desen. Yasmin ne oluyor, hayırdır? Tamam çocuklar, devam ediyoruz. Berk, sen de bize Aybike'nin olumsuz bir özelliğini söyleyebilir misin? Ay evet. Olumsuz bir özelliği. Vallahi öyle bir şey yok hocam. Benim sevgilim mükemmeldir. Ya söyle bir tane. Vardır elbet. Yok işte sevgilim. Hem zorunda mıyım? Ya mızıkçılık yapmasınlar hocam. Biz hasmamız hakkında konuştuk ya. İyi madem hocam, ısrar var. Söyleyeyim ben de bir şey. Şey diyeyim, ukala diyeyim ama az yani. Az ukala, çok. Ufak. Ukala. Ukala dedin sen şimdi bana şu an. Ukala mı dedin? Sen benim ukala olduğumu mu düşünüyorsun? Sen dedin sevgilim, söyle dedin. Kızmam dedin. Şimdi dedin. Ukala da de demedim ama. Hocam sevenleri ayırmak üzeresiniz yalnız. Lütfen yapmayın ya, günah. Hocam, Ömer'e de sorar mısınız benim kötü bir özelliğim var mıymış? Ömer, var mı kötü özelliği? Hocam, o topa beni hiç sokmayayım. Hem daha yaşanacak yıllarım var güzel güzel. Ya oğlum söyle işte. Yok sen o topa gireceksin. Sevgilim söyle ne? Var mı? Var mı kötü özelliği? İlla bir şey söylemem gerekiyorsa... Eli çok ağır. Kızım, sen her gün dövüyor musun bu çocuğu? Kardeşim o benim ha.
Beni çok yanlış tanıtıyor. Benim elim ağır falan değil hocam. Değil, değil mi Ömer? Benim elim ağır falan değil. Yo değil, kim dedi ki öyle? Ukala olmaktan iyidir Susancığım, merak etme. Al işte ya. Sen dedin sevgilim ya, sen zorladın beni. Tamam sus. Şimdi ukalaca bir şey derim, görürsün. Dur gülme sen de ya, gülmeyin ya. Konuşmak için konuşuyorsun. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.